Hep birlikte ne oluyor lan diyoruz gençler. Bugün sizlerle dünyanın en çok oynanan futbol oyunu olan FIFA'nın, yani şu an EAFC'nin 94 yılından 2024 yılına kadarki değişimini izleyeceğiz. Daha fazla süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 20 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlarda yazın bakalım gençler, siz hangi futbol oyunu oynuyorsunuz ve hangi yılda oynamaya başladınız? Boom diyoruz, başlıyoruz. FIFA 94 ile bu oyun macerası başlamış insanların gençler. 93 yılında ben 1 yaşındayken ve görmüş olduğunuz gibi böyle başladık. Şimdi FIFA 95. Oy, yine mükemmel bir gol geldi. Aga, bu oyunların çok sıcak gözüküyor. FIFA 96'da artık böyle yan kameralı 3D'ye geçmişiz. 96'da iyi bir atlama olmuş ha. Bakın, kaleci kurtardı ve gol attı. Ve gençler, FIFA 97 PlayStation'da artık yavaş yavaş görmüş olduğunuz gibi bayağı gelişiyor oyunlar, grafikler falan. Ve işte benim hayatımda ilk oynadığım futbol oyunu arkadaşlar. Almanya'da arkadaşımın vardı. Benim daha ilk Almanya'ya taşındığımızda bilgisayarım yoktu. İlk oynadığım FIFA serisi 98'di. FIFA'dan önce Tsubasa oynuyordum Fatih dayıyla, iyice en küçük çocukken. O Atari'deki futbol oyunlarını oynuyordum. Ama ilk FIFA'm 98'di. Sonra hepsini oynadım. FIFA 99 geldi. Ve FIFA 2000. Aga be. Bakın gençler, oyun bayağı gelişti artık. Çalımlar var. Kendini yere atmalar var. Gol sevinçleri falan. Raul, Zidane. Ortalık yıkılıyor. FIFA 2000. Ve FIFA 2001 bayağı level atladı. Görmüş olduğunuz gibi daha şimdiden oyunlar gençler. Artık oyuncular böyle ölü gibi değil, fileler falan hareket ediyor, bayraklar var, taraftarlar var. 2001'de bile artık teknoloji coşmaya başlamış. Ve FIFA 2002, ölümün oynamıştım o zamanlar, PlayStation 2 de çıktı. PlayStation 2 vardı benim gençler, PlayStation 2, 3, 4, 5 hepsi vardı bende. Ve görmüş olduğunuz gibi, oy, FIFA 2003'te inanılmaz level atlamış be oyun dünyası. Gençler, FIFA 2003'te inanılmaz level atlamış. FIFA 2004 artık neredeyse günümüzdeki gibi gözüküyor. Oy 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 oy, FIFA 2004 de çok güzeldi ya. Orada Galatasaray bayağı prime'dı. FIFA 2005, PlayStation 2 biraz kötüleşti la. FIFA 2004 5'ten iyiydi la. Evet gençler, artık bakın yüzler de biraz benziyor, oyuncular da biraz benziyor. Ve FIFA 2006, artık 2000'i kaldırdılar, 06 oldu. FIFA 06, Xbox 360. Xbox'ım hiç olmadı gençler. Ben hep PlayStation'cıydım. Ve FIFA 07. Orta geliyor, voley geliyor. Artık abi inanılmaz gerçekçi oldu. Şuna bakar mısınız? Cristiano Ronaldo. Artık böyle oyuncular kare falan değil. Normal bildiğiniz vücut tipini falan aldı. Ve FIFA 08. PlayStation 3 çıktı gençler. Oyun dünyası bir daha level atladı. Zaten FIFA, PlayStation 3 bir tarihti. PlayStation 3'te şuna bakar mısınız? Benzema. Benim de vardı gençler PlayStation 3'üm. FIFA 09. Oy 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 oy. Bayağı gelişti be. Dediğim gibi arkadaşlar, ben oyunlarla ilk 6-7 yaşlarında, o zamanlar Fatih dayı 13-14 yaşındaydı, o zaman tanıştım. Atari'de Tsubasa ve bu Sakır vardı ya, Atari'nin kendi futbol oyunu, onları oynuyorduk. Oradan sonra dediğim gibi zaten bilgisayar, FIFA 97-98, PlayStation'larla birlikte bunların hepsi devam etti. Ve FIFA 11, PlayStation 3, orta geliyor, boom, tam köşeye. Mükemmel bir gol attı. Miroslav Klose. O zamanların efsanesi. FIFA 12'deyiz. PlayStation 3. Oy 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 oy. Didier Drogba baba. Gençler, genç Drogba'yı görün be. O zamanların en krallarından biri. FIFA 13. PlayStation 3. Görmüş olduğunuz gibi artık yağmur, sahalar falan. Aynı şimdiki oyunlar gibi. İnanılmaz bir seviye. Olivier Giroud. Oha, Giroud'a 2013'ten belli var. Daha da oynuyor, helal la. Evet gençler, FIFA 14. PlayStation 4 çıktı.
Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, gerçek hayata inanılmaz yaklaştık. Zaten PlayStation 4'ten sonra arkadaşlar bilgisayar artık hiç kimsenin umurunda değildi. Tabi Almanya koşullarında diyorum. Artık PlayStation 4'ten sonra oyun PlayStation'da oynanara geçilmişti. Şuna bakar mısınız arkadaşlar, PlayStation 4 bambaşka bir şey oldu ya. Artık gölgeler, formalar, terler birebir, her şey birebir. FIFA 16 PlayStation 4. Benim YouTube maceram başlıyor gençler. 2015 ve şu an en çok oynadığımız FIFA 17 sizlerle, Ümid ailesi olarak. 2016 yılı Ümidi'nin YouTube Prime zamanları başladı. FIFA 18'de gençler yine sizlerle tarih yazdık. En çok oynadığımız oyunlardan biriydi. Kariyer, oyuncu kariyer, foot draftlar, cezalı foot draftlar, online klasman ligleri. Sabah akşam FIFA oynuyorduk Ümid ailesi olarak. Her gün bir video geliyordu. İşte benim tarihi oyunlarım. FIFA 19 yine bayıldığım bir oyundu gençler. Bomba plaseler inanılmazdı ya. FIFA 19 PlayStation 4. Oradan gençler FIFA 19'dan sonra benim için yavaş yavaş bitti. FIFA 20'den sonra bozdular. Bakın FIFA 19 neydi be, o kontra ataklar, hızlı koşmalar, Marco Reus, Neymar'lar, Ronaldo'lar, Messi'ler ve FIFA 20'den sonra yavaş yavaş artık gençler benden kopmaya başladı. PES'ci, futbolcu olmaya başladım. Çok fazla oyuna böyle e-spor eklendi, çok fazla düğmeler eklendi, saçma sapan savunma yapmalar eklendi oyuna. Saçma sapan 50 bin tane çalım kombinasyonları eklendi, böyle tıkı 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 düğmeler eklendi. Oradan sonra biraz cozuttu gençler. Benim için artık oradan, yani FIFA 19'dan sonra hep aynıydı, şimdi de aynı. Ve bakıyoruz FIFA 20'de ama çok güzel, şuna bakar mısınız gençler, grafikler falan inanılmaz bir şey. Ve sırada FIFA 21 PlayStation 5 çıktı gençler. Ay 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 ay. FIFA 21 görmüş olduğunuz gibi aynı oyun, aynı şeyler üst üste devam ki. Bu oyunun sıcaklığı gitti. Bakın mesela 16, 17, 18'lerde falan nasıl bir şey vardı. Oyunun sıcaklığı gitti resmen. Artık böyle bildiğiniz bir e-spor taktiksel oyuna döndü. Eğlence oyunundan çok taktiksel oyuna döndü. O yüzden ben eğlence oyunu olan e-futbola döndüm gençler. Ve FIFA 22 belki de tarihin en kötü FIFA serilerinden biri. Gelmiş geçmiş en kötü FIFA serilerinden biri gençler, 22. Kalecinin zıplayışını gördünüz mü? Şaka gibi. Barcelona'da da Depay var. Barcelona'nın çöküşü. Gençler takımlarla birlikte oyunda çöktü görmüş olduğunuz gibi. Messi'lerden Depay'lara düştü Barcelona. Şuna bakın arkadaşlar yani. Defansın yürüyüşüne bakın. Kalecinin zıplayışına bakın. Şaka gibi. Oradan biraz topalladılar. FIFA 22 tarihin en kötü FIFA'sıydı. Kalecinin zıplayışa bakar mısın? Ve FIFA 23'te tekrar topallanmaya başladı gençler. Ama yine yani topun o gidişi, kalecinin o zıplayışı falan çok yapmacık, çok bozuk ya. Şuna bakın. Şut geliyor ve kaleci. Ve gençler EA Sports FC 24. Yani geçmiş yıllara göre daha iyi. 22-23'ten daha iyi. Daha topalladı oyun. Ama oynanış olarak ölümüne futbol. Ve ama mobilde gençler EA FC'ye hastasıyım. Ve işte karşınızda tabi artık gerçek hayat gibi resmen arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oyuncular, formalar, taraftarlar, stat. Bildiğiniz gerçek hayat izliyoruz. İnanılmaz aşamalar, inanılmaz kademeler atladı futbol oyunları. Oyş. Görmüş olduğunuz gibi gençler sizlerle 94 yılından günümüze kadar bir futbol oyununun gelişimini izledik. İnanılmaz yerlerden inanılmaz yerlere geldik ve bakalım daha nerelere gideceğiz.
Yani 94'te o piksel oyunlardan AFC 24'te gerçek hayatın neredeyse birebirini oynadığımız bir oyuna geldik. PlayStation 5'lere geldik. Bakalım ilerleyen zamanda neler gelecek. Siz dediğim gibi ne zaman başladınız, en sevdiğiniz seri hangisiydi, hepsini yorumlara yazın. Bırak o Dümitleri izleyin. Bıraktıkları kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ben. Piyuh.